Ulusal Kanal'dan mutlu günler sevgili seyirciler. Bundan böyle haftanın ikinci günü yani salı günleri yepyeni bir program Ulusal Kanal ekranında sizlerle olacak. Bu programın adı Haberin Merkezi, Haber Merkezi. Haber Merkezi'nde çalışan emekçi insanlar var. Bunları çok kez görmüyorsunuz ama gün içerisinde ekrana gelen haberleri Haber Merkezi'nin emekçileri hazırlıyor. Doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla ekranlarınızda Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri hatta güncel konuları sürekli taşıyorlar. Peki Haber Merkezi'ndeki bu isimler kimler diye merak ediyorsanız işte bu programda sizlerle birlikte olacak bu Haber Merkezi emekçileri. Efendim programın detayına birazdan gireceğim ama öncelikle bu akşamki ilk programımızın konuğunu sizlere takdim etmek istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, programımızın formatı biraz farklı. Bugüne kadar alışılmış programların dışında Haber Merkezi'nin emekçileri bu programda olacak dedik. Her hafta salı akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde Haber Merkezi karşınızda olacak. Bu hafta farklı bir konukla sizlerle birlikte interaktif bir şekilde gündemi değerlendireceğiz. Hem Türkiye'den hem dünyadan hem güncel konular aklınıza gelebilecek her konu Haber Merkezi'nde ekranınızda olacak. Programımızın içeriğine biraz daha değinelim. Her hafta farklı bir arkadaşımız, farklı bir emekçi sizlerle birlikte olacak. Sağ taraftan başlayacak olursak Oğuz Polat Bilek bir hafta sizlerle birlikte olacak. Oğuz bir sonraki hafta nöbeti Deniz Çağlayan'a devredecek. Ondan sonraki hafta nöbeti devralacak olan isim Deniz Adalı olacak ve bir sonraki haftada ben ekranınızda olacağım. Her hafta farklı bir sunucuyla Haber Merkezi ekranınızda olacak. Bu farklılık nedeniyle istedik ki ilk programa hep birlikte çıkalım. Değerli izleyicilerimiz hepimizi görsün. Daha önce yüzünü gördüğünüz değerli Haber Merkezi çalışanları var. İlk kez yüzünü gördüğünüz Haber Merkezi çalışanları var. Bundan sonra Haber Merkezi'nin asli unsurları haberlerini hazırlarken telefonla çeşitli haber kaynaklarından aldıkları bilgileri sizlere nasıl aldıklarını gösterecekler. Haberi hazırlarken ne gibi sorular yöneltiyorlar muhataplarına? İşte bunu canlı yayında sizler de görmüş olacaksınız. Sayın Perinçek, bizler karşınızda genç bir kadro olarak duruyoruz. Ne güzel. Bir siyasi partinin genel başkanısınız. Söylemleriniz de tabii ki çok önemli bir yer edinmiş durumdasınız. Ama affınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Türk gençliğinin ilelebet değişmeyecek en önemli lideri hiç şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesiyle, işte bizlere bıraktığı nutukla, söylevleriyle birlikte hem bizlere gençlere hem de Türk milletine daima yol gösterdi, yol göstermeye de devam edecek. Biz atamızdan aldığımız bu saygı anlayışıyla isteriz ki ilk sözü programımızın tek bayan sunucusu Deniz Çağlayan'a bırakalım. İlk soruyu kendisi yönelsin size. Çok teşekkürler. Sayın Perinçek, ben size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Buyurun. Hem bir babasınız hem de bir siyasi partinin liderisiniz. Malum Türkiye'nin gündemi de oldukça yoğun. Siyasi çalışmalarınız bir tarafta, aileniz bir tarafta. Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz? Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Tabii. Çünkü o yaşamın parçası. Yani yemek yemek, su içmek, kültürel faaliyette bulunmak gibi bir şey aile ilişkileri. Ve aile, bakın solda işte efendim aile neymiş falan gibi düşünceler vardı. Halbuki ailenin Türk toplumunun ve dünyada hala birçok toplumun çekirdeği olduğu ortaya çıktı. Yani ailenin içinde insan ilişkileriyle diyelim buluşuyor, tanışıyor. Sevgi, muhabbet, dayanışma, fedakarlık, bütün bu güzel erdemleri aile içinde görüyor. Onun için aile hala önemli bir işlev görüyor. Onun için yaşamımızın parçası aile. Yani aile içinde olmadan iyi insan olmak, iyi yurttaş olmak mümkün değil. Yani ben de mutlu bir insanım. Hani eşimle, çocuklarımla, diğer ailemizin diğer fertleriyle o bakımdan diyebilirim ki bu dünyadan çok mutluluklar tadarak geldim ve bu dünyada mutluluklarla gideceğim. Aile sevgi, muhabbetin olduğu mekan aile.
dayanışmanın, paylaşmanın. Tabii o aynı zamanda toplumla da birleşme için bir çekirdek güç. Yani aile dendiği zaman hani biz toplumdan ayrı bir aile, aile dayanışması falan değil. Hani iyi bir aile, iyi bir cumhuriyet ailesi aynı zamanda bizi toplumla buluşturan, toplumla dayanışmaya sokan ilişkiler. Sevgiyi orada görüyoruz, orada öğreniyoruz. Dolayısıyla ailesini seven görüyoruz, toplumu da seviyor, insanları da seviyor. Bir yandan da siyasi çalışmalarınızı hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürüyorsunuz. Zor olmuyor mu? Zorlanmıyor musunuz bu konuda? Yok, zor olacak bir şey yok. Çünkü yaşamın parçası. Yani mesela su içmek zor oluyor mu size? Veya yemek yemek veya sabah uyanmak. Onun gibi yani siyasi çalışmalarda sonuç itibariyle biz siyaseti bir diyelim bir kariyer, bir çıkar için yapmıyoruz. Nedir? Toplum için, bir dava için yaptığımız için siyaset de bir mutluluk kaynağı. Yani bizim gibi insanlar için, halkçılar için, devrimciler için, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim programını tamamlamak isteyenler için siyaset bir mutluluk kaynağı. Eğer diyelim orada olmasak mutlu olamayacağız. Onun için siyaset insan faaliyetleri içinde en erdemli, en doruktaki faaliyet. Hani bazen siyaset aşağılanıyor, küçümseniyor. O bir bakıma doğru. Neden? Hakim sınıfların siyasetine bakarsanız tabii aşağılıyorsunuz. Çıkar için yapılan siyaseti, paylaşmak için, toplumun yarattığı değerleri ele geçirmek için yapılan siyaset, paylaşmak için toplumun yarattığı değerleri yapılan siyaset tabii aşağılanacak bir iş. Ama bütün toplumla paylaşmak için bir siyaset yapıyorsanız, insanlar özgür olsun, Türkiye başı dik olsun, bağımsız olsun, o zaman o siyaset güzel ve erdemli bir iş. Yani biz Namık Kemal'in yaptığı siyaset diyelim, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı siyaset. Vatan için siyaset. Vatan için ve halk için ve cumhuriyet için siyaset, devrim için siyaset. O çok güzel bir uğraş. Evet. Sayın Perinçek, az önce sevgiden bahsettiniz. Malumunuz sevginin göstergelerinden birisi de çiçek. İnsanlar sevdikleri kişilere çiçekle sevgilerini gösterirler. Onlara verdikleri değeri gösterirler. Sözü şuraya getireceğim. İlk programımız, tabii ki herkeste bir heyecan var. Ama bu güzel programda bir de bizi unutmayan değerli bir isim var. Çiçek göndererek hem ilk programımızı tebrik ediyor hem de başarılar diliyor. Biz de Sayın Yazgı Polat Bile'ye çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, biz de teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Ulusal Kanal editörleri soruyor. Haber Merkezi hashtag ile siz de interaktif bir şekilde yayınımıza katılabilirsiniz. Benim de çiçekle ilgili bir hatıram var. Buyurun efendim. Şimdi 1960 yılında 27 Mayıs günü ben lise son sınıf öğrencisiyim. Ondan sonra bir arkadaşım da İrfan Koçak, belki de bizi izliyordur. Ondan sonra Bahçelievler'deyiz, deneme lisesi öğrencileriyiz falan. Sevdiğimiz kızlara makasla böyle çiçekleri, gülleri falan toplayıp o gün götürmek için sabahleyin 6'da çıktık. Çiçekleri keserken, toplarken birden bir askeri jip yanımızda durdu. Ondan sonra o zaman 5'te sıkı yönetim bitiyordu, gece yarısı 5'te falan. Dedi ki komutanım saat 5'i 5 geçiyor falan. Dedi ne 5'i 5 geçiyor falan dedi. Bak koşun dedi, eve radyolarınızı dinleyin dedi. Biz koştuk, 27 Mayıs devrimi olmuş. O sevgililerimizi çiçek toplarken birden devrimle karşılaştık. Ona da sevgiler ve çiçekler yolluyoruz. Evet, siyasi tartışmaya girsek. Buyurun. Evet, direkt gündemle başlayalım isterseniz Sayın Perinçek. Malum bugün grup toplantıları vardı ve başkanlık açısından, yeni anayasa ve başkanlık sistemi açısından oldukça hareketli bir gündü. Hükümet başkanlık sistemini de içeren teklifi MHP'ye resmen iletti. Bunun ilk değerlendirmesi de yine Bahçeli'den grup toplantısında geldi. Sıcak baktığını söylüyor, devam ettiriyor. Yeşil ışık yakmıştı zaten, bu söylemini devam ettiriyor. Siz öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, Türkiye'nin evet, birinci gündemi? Şimdi birincisi artık yeni anayasa söylemi yok. Bakın AKP yeni anayasa değil, anayasayı değiştirmekten söz etti. Çünkü yeni anayasa ancak bir devrimle veya karşı devrimle yapılabilir. Yani siz bu anayasaya göre seçilmişsiniz, meşruluğunuzu
bu anayasadan alıyorsunuz. O zaman bu anayasayı toptan değiştirme hakkına, hukukuna sahip değilsiniz. Onun için AKP'nin arkada kalan dönemde ben yeni anayasa yapacağım iddiası hukuken de geçerli değildi, siyaseten de geçerliydi, Türkiye'nin geleceği bakımından da büyük yanlıştı. Onları belki de ayrıca inceleriz. Onun için artık yeni anayasa kavramı geçerli değil. Onlar da Milli Anayasa Hareketi'nin büyük mücadelesi sonucunda o yeni anayasadan vazgeçtiler. Çünkü yeni kendilerinin tasarladığı anayasayı CHP'de destekliyordu, MHP'de destekliyordu. Yani orada dört tane önemli madde vardı. Birincisi, Türk milletin anayasadan, vatandaşlık tanımından çıkartacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi 15 Ocak 35. kurultayında oy birliğiyle 1200 kişi Türk milletinin anayasadan, vatandaşlık tanımından çıkartılmasına da karar vermişti. Demek ki CHP, AKP birleşmişti. MHP tabii buna karşı. İkinci maddesi yeni anayasanın özellikti. CHP yine aynı kurultayda evet demişti. Orada da AKP ve CHP birleşmişti. Anayasanın bizim açımızdan yeni anayasa dediklerinin önemli üçüncü maddesi cemaatlere ve tarikatlara yaşam özgürlüğüydü. Yani herkes istediği gibi yaşayacak. Burada cemaatlerin hukuku geçerli. Burada sözüm bana Cumhuriyet hukuku geçerli. Burada etnik grupların, PKK'nın hukuku geçerli. Böyle bir tasarlama vardı Amerika'nın dayatmasıyla. CHP buna da evet dedi. Evet demenin ötesinde 15 Ocak'tı değil mi? O 35. kurultayında aldıkları 17 maddelik kararda bu da vardı. Yani yaşam tarzlarına özgürlük. Yaşam tarzlarına özgürlük çok aldatıcı bir şey. Bu medeni kanunun ve Atatürk devriminin tasfiyesi. Yani burada isteyen dört karı alacak, burada bilmem ne olacak. Burada kadına üçte bir mirastan verilecek, burada ikide bir verilecek falan. Buralarda yeni anayasada anlaşmışlardı. Bunu Milli Anayasa Hareketi cepheden mücadele ederek bozguna uğrattı. O bitti. Şimdi bunun üzerine AKP neyi getirdi? Efendim biz yeni anayasa yapmıyoruz, anayasayı değiştireceğiz. Hukuki bir zemine geldiler. O önemli. Ama yapmak istedikleri değişikliklere karşıyız. Ayrı bir şey. Şimdi MHP'yi bu konuda ikna ettikleri gözüküyor. Yani MHP ile AKP arasında bir beraberlik var. Fakat bizim bilmediğimiz nokta şu. Bu yeni anayasada yapılacak değişiklikler ne? Siz biliyor musunuz? Yani şu ana kadar efendim belli değil. Ayrıntı değil, hiçbir şey belli değil. Yani tabii geçmişten kalan benim yeni anayasa Türkiye'nin anayasa birikimi diye bir kitabım var. 2004 yılından beri izliyorum. 2004'ten beri AKP geldiğinden beri Amerika'nın dayatmasıyla yeni bir anayasa yapmak istiyor. Fakat başarılı olamadı. 2004, 2007 arkasından 2010 sonrası süreç hiçbirinde başarılı olamadı. Şimdi nereye geldiler? İlk dört madde oralarda bir tavır almaları mümkün değil. Yani AKP'nin kendi içinden bile Türk milletinin anayasadan çıkartılmasını kabul edenler azınlıkta kalacaktır. Ama şu anda onların anayasa değişikliklerini henüz bilmiyoruz. Belki bazı tahminlere sahibiz. Bu arada bir başkanlık sisteminden söz ediliyor. Ama o da çok yara aldı, törpülendi. Hangi şekilde önümüze gelecek onu göreceğiz. Şimdi başkanlık sistemi, şimdi soracağım niye böyle bir ihtiyaç var? Yani başkanlık sisteminden kasıt ne? Ayrıntılarını şu anda bilmiyoruz ama hükümetin yetkilerinin aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nda toplanması. Bizim hukukumuza göre, yani ta bizim padişahlık zamanından beri sorumsuz bir devlet başkanı var. Şimdi siz hükümet yetkililerini, yani başbakanın da yetkilerini devlet başkanı da topladığınız zaman başkanlık rejiminde, yani hükümetle cumhurbaşkanını birleştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanını başkan diyorsunuz. Hükümet başkanı ortadan kalkıyor ve o başkan diyelim yürütme organının yetkilerini kullanıyor. Bizde evet, hala Cumhurbaşkanı icranın yani yürütmenin başıdır ama sorumsuzdur. Esas
yürütmeden sorumlu olan kimdir? Hükümettir. Şimdi hükümeti etkisiz hale getirip hepsini Cumhurbaşkanı'nın eteğinin dibinde topluyorsunuz. Peki o zaman meclis nasıl denetleyecek o Cumhurbaşkanı'nı? Çünkü mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı sorumsuz. Ancak vatana ihanet ettiği zaman sorumlu tutulabiliyor. Onun için bu çok hukuki problem çıkıyor. İkincisi, peki niye o yetkileri bir adamda toplamaya çalışıyorsunuz ve onun çevresinde? Onun cevabı şu: Türkiye'de siyaset mafyalaştı. Siyasetten önce ekonomi mafyalaştı. Yani bu 1980 sonrasında Turgut Özal'la başlayan çillerle devam edip Tayyip Erdoğan'larla son noktası konan süreç nedir? Türkiye'yi borçlanma ekonomisi. O borçlanma ekonomisinde de kimler Türkiye'de ipleri ele geçirdi? Denetimi, yönetimi ele geçirdi. Sıcak para komisyoncuları, yani büyük faizciler dışarıdan parayı götürüyor, komisyonunu alıyor. Ondan sonra ne ürettiği var, ne bir şey var, ne bir katkısı var, ne katma değeri var. Ama komisyonculuk yaparak para getirip oradan faiz alarak Türkiye'nin hakim gücü haline geldi. Sıcak para komisyonculuğu. İkincisi kim? Dolar borsa vurguncuları. Efendim, o da aynı mekanizma. Dışarıdan yatırım diyorlar ona. Yatırımla falan alakası yok. İstanbul borsasına paralar geliyor. Dolarlar, avrolar vesaire. Havalarda kağıtlar uçuşuyor. Görüyorsunuz borsa morsa diyorlar. Bir üretim yok. Efendim, ve o uçuşan kağıtlardan Türkiye'nin kaynaklarına el konuyor. Şimdi bu adamlar, yani dolar ve borsa vurguncuları. Üçüncüsü ihale vurguncuları. Yani devletin sırtından, devletin kayırmasıyla, torpiliyle para kazanan kesimler. Dördüncüsü de tarikat rantçıları diyoruz. Belli tarikat ve cemaatlerin kaymak tabakası Türkiye'nin kaynaklarını bölüşüyor. Bu dört sülük diyoruz bunlar. Sülük bunlar. Yani bunlar sanayici değil. Bunlar tüccar değil. Bakın sanayicinin ve tüccarın Türkiye'de üretime, ekonomi bir katkısı var, değil mi? Ha, var. Ama bu saydığım bu dört sülük iş ne yapıyor? Kanı emiyor. Türkiye'nin kanını ve kimle birlikte emiyor? Yabancılarla birlikte emiyor. Şimdi bu dört sülüğün hakim olduğu bir sistem oluştu. Bu dört sülük ben Türkiye'yi yöneteceğim diyor. Peki nasıl yöneteceksin? Parlamento var. Parlamentodan çatlak ses çıkar, itiraz çıkar. Nitekim yaşadık 2003 yılı 1 Mart tezkeresi. Tayyip Erdoğan'ların bütün çabalarına rağmen Abdullah Güller'in parlamentodan çıkmadı. AKP'nin de 90 milletvekili efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika ile birlikte Irak'a girmesine ve Amerika'nın gelip bizim 90 kilometre eninde 600 kilometre boyunda Güney Doğu sınırımızı işgal etmesine parlamento hayır dedi. Demek ki AKP'nin parlamentoda çoğunluk olması yetmiyor. Parlamentoda yine de bir itiraz var. Farklı bir ses çıkabiliyor. Şimdi başkanlık sistemiyle parlamentoda etkisiz hale getirilmek isteniyor. Yani bu demin saydığım dört sülük Türkiye mafyası Türkiye'yi yönetecek. Türkiye'yi Ali Gram Başkesen yönetmesi için de parlamentonun etkisiz hale getirilmesi lazım. Bu nasıl olur? Başkanlık sistemiyle olur. Demek ki başkanın etrafında bir mafya ve o mafyanın diktatoryası. Onun için başkanlık sistemini getirip Tayyip Erdoğan'a bağlamak çok yanlış. Çünkü bir sistem getiriyorsun. Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok. Yarın yok zaten. O durumda Türkiye'nin geleceği açısından bakmak lazım. Bunun ekonomisini, ekonomik zeminini iyi anlamak lazım. Başkanlık sistemi Türkiye'de dört sülük dediğimiz mafyanın talebidir. Bu bir mafya ekonomisinin efendim siyasette de anayasaya kendini kabul ettirmesi. Yani bir mafya anayasası yapılacak, öyle diyelim. Şimdi zaten siyasette bir mafyalaşmayı görüyoruz. Nasıl? Parti başkanları ve parti başkanlarının etrafındaki mafya üzerinden Türkiye siyaseti yönetiliyor. Örneğin seçimler. AKP, CHP, MHP, değil mi? Genel başkanlar oturuyor. 5-10 kişi etrafında. Hatta 2-3 kişi Kılıçdaroğlu'na, Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye yaranıyorsunuz.
diyorsunuz ki benim milletvekiliyim, o milletvekiliyim. Halk da ne yapıyor? Sandıktan balonlar, bilmem neler falan. Yani sonuç itibariyle milli irade değil, milletin seçtiği bir parlamento değil. 3-4 tane genel başkanın tayin ettiği adamlar parlamentoya doluşuyor ve o adamlar da bir daha milletvekili olmak için o genel başkanlara mecbur oldukları ve borçlu oldukları için hep genel başkanın parmağına bakarak hareket ediyor. Böylece 3-4 adamın tepeden aşağı Türkiye'yi yönettiği bir mafya sistemi oluşmuş. Bu siyasetteki mafyalaşma başkanlık sistemiyle ne oluyor? En azgın, en aşırı biçimini buluyor. Peki Sayın Başkan, bu özellikle AKP ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesi bu başkanlığın bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani Türkiye siyasetine bugün işte buradan sonra yürütülemez noktaya geldiğini ve başkanlıkla çözülebileceğini söylüyor. Bu gerçek mi, yani böyle bir şey var? Evet, ihtiyaç. Hatta ben de şunu ekleyeyim. Şöyle diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan olmazsa Türkiye bölünür diyorlar. Onu da ayrı konuşalım. Şimdi evet ihtiyaç. Dört sülüğün ihtiyacı. Demin saydığım sıcak para komisyoncuları, dolar borsa vurguncuları, ihale vurguncuları, efendim tarikat rantçıları, bu dört sülük parlamentoyu etkisiz hale getirerek Türkiye'de diktatörlük kurmak istiyor. Dört sülük diktatörlüğü. Bu bakımdan ihtiyaç. Dört sülüğün ihtiyacı, ama Türk milletinin de ne olur? Bu çok daha zor koşullara yuvarlanmasına yol açar. Onun için ihtiyaç derken onlar dört sülük adına konuşuyor. Sülükler adına konuşuyor. Türkiye'nin kanını emenler adına. İkinciye gelelim. Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye bölünür. Peki Türkiye'nin bölünme noktasına nasıl gelindi? Yani Bob eş başkanıyım demedi mi? 2004 yılı 15 Şubat akşamı Kanal D televizyonunda Fatih Altaylı'nın teke tek programında Tayyip Erdoğan ne dedi? Büyük Ortadoğu projesinin kapsamı içerisinde Amerika'nın da, Amerika lafı çok önemli. Amerika var ya, Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesi kapsamı içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Yani 2004 yılında Tayyip Erdoğan Büyük Ortadoğu projesi eş başkanı olarak efendim Diyarbakır'ı merkez yapma işlevini, görevini ilan etti. Zaten Büyük Ortadoğu projesinin ne olduğunu biliyoruz. Büyük Ortadoğu projesi Kuzey Afrika ve Ortadoğu Batı Asya'daki 24 ülkeyi bölme projesi ve o ülkelerin rejimlerini değiştirme projesi. İşte o projenin sonuçlarını Irak'ta gördük, Suriye'de görüyoruz, Türkiye'de görüyoruz vesaire. Şimdi Tayyip Erdoğan bu projenin eş başkanı olarak Türkiye'yi bölme ve borç batağına batırma programında Amerika'nın bir görev yaptı. Bu nereye kadar geldi? Silivri duvarlarının yıkılmasına kadar. Ondan sonra BOP eş başkanı bu sefer Tayyip Erdoğan BOP'la mücadele dönemine başladı. Ama sonuç itibariyle Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye bölümünü ne demek? Saçma sapan bir şey. Yani burada ne Türk milletine güven var, ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güven var, ne Türkiye'nin güvenlik güçlerine, polisine güven var, ne sanayiciye, ne işçiye, hiç kimseye güven yok. Çok yanlış. Kaldı ki Tayyip Erdoğan, evet son zamanda Silivri duvarlarının yıkılmasından sonra PKK'nın üzerine, FETÖ'nün üzerine giderek Türkiye'nin bütünlüğü yönünde bir mevziye girdi, ama sonuç itibariyle Türkiye'nin bu hallere gelmesinde büyük sorumluluğu var. Onun için ayrıca bu bir aciz ve çıkmaz. Yani Ali olmazsa, Veli olmazsa Türkiye bölünür demek, o zaman bölünsün. Yani Türkiye bu kadar zavallıysa, bu ülkenin milleti yoksa, ordusu yoksa, devleti yoksa zaten bölünür. Onun için bir kişinin kurtarması mümkün değil. Zaten o kişi de bu konuda bizim güvenebileceğimiz, Türk milletinin güveneceği bir tecrübeye ve birikime sahip değil. Ben burada şunu sormak istiyorum. Söylemleriniz, başkanlık sistemi ve yeni anayasaya karşı söylemleriniz sert. Geçtiğimiz günlerde Oda TV'de de yayınlanan bir haber bu. 2000'li yıllarda hangi parti devlet başkanlığını savunmuş, hangi sol parti şeklinde bir başlık. Ve İşçi Partisi'nin o dönem işte Cumhurbaşkanlığı ortaçağ kalıntısıdır, kaldırılacaktır.
devlet başkanlığına getirilecektir. Ancak Cumhurbaşkanı, yani devlet başkanı aynı zamanda parti başkanı olmayacaktır. Ne değişti? O konjektür mü değişti? Sizin fikirleriniz mi değişti? Orada bakın, orada meclis başkanının, yani bizim Kurtuluş Savaşı yıllarındaki anayasa düzeni savunuluyor. Yani meclis başkanı aynı zamanda parti başkanı. Düzeltiyorum. Devlet başkanı. Şimdi anayasa tarihine, dünyanın baktığımız zaman bu sorumsuz cumhurbaşkanı nereden çıkıyor? Kraldan çıkıyor. Yani devrimler olurken, Fransız devrimi, ondan evvel İngiliz devrimi, Amerikan devrimi, Fransız devrimi, krallar var. Amerika değil ama İngiltere, Fransa'da krallar var. Ve o süreçte parlamentolar ortaya çıkıyor. Ve kralların, kuvvetler ayrılığı adı altında Montesquieu'nun, kralların konumu korunuyor. Kuvvetler ayrılığı deniyor. Ve bu arada devrimi temsil eden meclisler var. İşte Fransa'da Etamajanoro, arkasından Assemblée Nationale, İngiltere'de hep eskiden beri parlamento var. Amerika'da Amerikan Kongresi vesaire. Şimdi o süreçte kralla, batıdaki anayasa sisteminde kralla parlamento arasında dengeleri oluşturan bir uzlaşma oluyor. Hem krallar olacak, hem parlamento olacak ve bunlar arasında bir denge olacak. Biz bunu reddettik. Dedik ki madem devrimi temsil eden bir meclis var, meclis, o zaman o ayrıca bir kralın kalıntısı olan, apandisit gibi kralı kalıntısı olan bir cumhurbaşkanı, ayrı bir sorumsuz bir cumhurbaşkanına gerek yok. Meclisin başkanı, milletin iradesinin temsil edildiği organın başkanı olarak aynı zamanda devlet başkanı olur. Yani bizim orada savunduğumuz ve hala o doğrudur. Yani devrimci dönemlerde meclis öne çıkar. Değil mi? Evet, tabii. Zaten Fransız olayında da neydi? Sağ sol ayrımı ne? Fransa'da meclisin hakimiyetini temsil edenler solda oturuyorlardı. Kralcılar, muhafazakarlar sağda oturuyorlardı. Onun için biz burada kralın otoritesinin kalıntısı olan bir devlet başkanlığı yerine meclis başkanı, yani devrimin temsilcisi olan, devrimin organı olan meclisin, milletin iradesini temsil eden meclisin başkanı, meclis reisi aynı zamanda devlet başkanı olsun. Zaten bizim 1921 Anayasası'nda da böyleydi. Ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman Mustafa Kemal Paşa kimdi? Hem meclis başkanı ve aynı zamanda devlet başkanı. Yani meclis başkanı dışında ikinci bir devlet başkanı yoktu. O demek ki o da TV bizim söylediklerimizi anlamamış veya biz onları iyi anlatamamışız. Bir de son olarak yani bu konuda... onunla bugünkü başkanlık sisteminin hiç birbirine benzerliği yok. Neden? Çünkü bizim savunduğumuz meclis başkanının devlet başkanı olması meclisin otoritesinin güçlenmesi. Çünkü o meclis başkanı meclis tarafından seçiliyor ve meclise sorumlu. Halbuki başkanlık sisteminde ne var? Meclis kenara itiliyor. Halk, güya halkın seçtiği bir başkan var. O halk tarafından, sözüm ona, seçildiği için meclise karşı da sorumlu değil. Meclise meydan okuyabilir. Beni halk seçti der, sen kim oluyorsun der. Böyle uygulamalar da görüyoruz. Değil mi? Böyle uygulamalar da oluyor. Hatta ne oluyor? Bu sistemde meclisi feshetme yetkisi de oluyor başkanın. O bakımdan Oda TV'nin yorumu bence isabetli değil. Yani bizim savunduğumuz meclis başkanının meclise sorumlu olan, meclisin seçtiği, meclisin denettiği meclis başkanının aynı zamanda devlet başkanı olması. Bir de başkanın bağımsız olması da önemli herhalde burada. Başka bir projede görev almaması, devrim için. Tabii. Zaten meclis başkanı Amerikan projesinin görevlisi kolay kolay olamaz. Yani meclis ona müsaade etmez. Peki şunu sormak istiyorum. Etmemesi gerekir diye. Çok yoğun bir basınç var. Hem hükümetten hem Cumhurbaşkanlığından bu başkanlık sistemi için. Yoğun bir basınç var. Her gün meydanlarda kampanya yapılıyor. Grup toplantılarının gündemi, medya bununla sürekli meşgul ediliyor. Açık sormak istiyorum. Açık yanıt verirseniz sevinirim. Tayyip Erdoğan başkan olabilecek mi? Olamayacak.
Emin misiniz? Nasıl bu kadar eminsiniz? FETÖ'yle mücadele, PKK'yla mücadele baktığınız zaman Amerika'ya i̇şte kafa FETÖ'yle tutan bir FETÖ'yle mücadele ve PKK'yla mücadele olduğu için Tayyip Erdoğan olamayacak. Bunu biraz açabilir miyiz? Açalım bunu. O çok önemli. Şimdi bakın, Türkiye bir vatan savaşında. Her şeye vatan savaşının ihtiyaçları açısından bakmak lazım. Yani bu vatan savaşında biz kendimizi nereye oturtacağız? Şu anda Fırat Kalkanı harekatında tankın içindeki veyahut da tankın arkasından yürüyen piyade. Orada olacağız. Yani ön cephede veya Şırnak'ta, Silopi'de görev yapan emniyet görevlisi. Orada olacağız. Ön cephe. Ön cepheden baktığımız zaman bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı nedir? Milleti ve devleti birleştirmek. Devletin güçleri ve milletin güçleri bir olacak. Yani devlet derken hükümeti, ordusu, devletin diğer organları, meclisi, yasaması, yürütmesi, yargısı, hepsi devlet. Onlarla millet. Millet kim? Edirne, Kırklareli'nden Iğdır, Kars, efendim Hakkari, Van'a kadar millet. Bu devlet ve milleti birleştirerek ancak baş edebileceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Yani vatan bütünlüğünü sağlayacağız. Terörü Türkiye'de bitireceğiz, bölücü terörü. Diğer yobaz terörlerine falan olanak tanımayacağız. Fethullah terör örgütünü Türkiye'den temizleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi denetleme imkanlarını yok edeceğiz. Zaten 15 Temmuz'da bu önemli ölçüde oldu. Amerika'nın silahlı gücü Türkiye'de ezildi. Şimdi bunu yapmak için neye ihtiyacımız var vatan savaşını zafere ulaştırmak için? Amerika'nın karşısında FETÖ'nün ve PKK'nın karşısında bütün milletin ve devletin güçlerini birleştirmeye. Çünkü evet, biz bugün görünüşte PKK'yı, FETÖ'yü tasfiye için bir silahlı mücadele yürütüyoruz. Ama onların arkasındaki Amerika'yı görmeden bu savaşı kazanmak mümkün değil. Zaten apaçık görüyoruz. Amerika diyor ki bu benim kara gücümdür diyor PKK için. Amerika Fethullah terör örgütünün darbesini destekliyor. Yani Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz gecesi bir darbe girişiminde bulundu ve yenildi. Demek ki biz Amerika ile savaşıyoruz. Amerika ile savaşta nasıl zafer kazanılır? Milletin ve devletin güçlerini birleştirerek. Peki bugün Türkiye'de soruyor anketçiler. Diyorlar ki başkanlık sistemini istiyor musun? Daha geçen ay yayınlanan anketlerde %40 istiyordu, %60 istemiyordu. Diyelim %50-50 istesin. Veyahut da %60 istiyor, %40 istemesin. Sonuç itibariyle bugün başkanlık sisteminde Türk milletinde bir mutabakat, bir konsensus diyorlar. Ona biz oydaşma diyelim, uzlaşma ulaşmış, oluşmuş değil. Yani Türk milleti başkanlık sistemi konusunda birleşmiş değil. Ama Türk milleti şurada birleşmiş. Vatanımız bütün olsun. Türkiye bölünmesin. Terör temizlensin. Hakkari'den Antalya'ya, Samsun'a, Edirne'ye kadar bu millet terör temizlensin diyor. PKK'dan yeter artık diyor, bıktık diyor. Temizlensin diyor. Fethullah terör örgütü temizlensin diyor. Bakın, buralarda bir milli birlik var. Milli oydaşma var. Ama başkanlık sisteminde o beraberlik yok. O zaman beraber olan, yani bugün Türkiye'nin temel meselelerinde birleşmiş olan milleti Lozan meselesini gündeme getirerek, Atatürk'ü hedef alarak, yok efendim Abdülhamit'i Atatürk'e karşı piyasaya sürerek bölmenin bir alemi var mı? Yani bu savaşı kazanmak isteyen, bugünkü vatan savaşını kazanmak isteyen ne yapacak? Bu milleti birleştirecek. Yani bu milleti Hakkari'den Edirne'ye kadar birleştirecek, muhafazakar dinine bağlı olandan efendim layık olana kadar birleştirecek. Demek ki sınıfsal olarak bakarsak da işçisiyle, çiftçisiyle, çarşısıyla, esnafı, zanaatkarı, tüccarı, sanayicisi, kamu emekçisi, bunları birleştirecek. Ha, bunları birleştirmeyen bütün politikalar, Türk milletini birleştirmeyen bütün siyasetler yanlış. Yanlış olduğu gibi milletin geleceğiyle cephe cepheye geldiği için de geçersiz. Siz soruyorsunuz, yapacak mı? Yapamayacak. Başaramayacak. Nereden biliyorsun? Kanıtın ne diyorsunuz? Hani şimdi argüman diyorlar, evet. Biz usavurma nasıl diyor. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Şöyle emin oluyorum. Türk milletine güveniyorum.
Türk milletini birleştirmeyen siyasetlerin yürümeyeceğine güveniyorum. Ben böyle bakıyorum olaya. Yoksa parlamentoda kaç tane milletvekili var? Efendim Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi tuzağa i̇kna çekti ettiyse. Mi, çekmedi mi, ikna etti mi? Ondan sonra Binali Yıldırım'la Devlet Bahçeli görüşmesinin o hiç ilgilenmiyorum. Evet. Çünkü bakın arkaya bakalım, parmak hesapları tutmadı. AKP ile CHP'nin toplamına bakın. İşte bu ikisinin toplamı Türk milletini vatandaşlık tanımından çıkarmaya yetiyordu. Başaramadılar. Demek ki AKP CHP birleştiği halde başaramıyor. Bu ikisinin toplamı özerklik getirebiliyordu. CHP özerkliği kurultay kararı yaptı. Başaramadılar. Demek ki parmak yetmiyor. Bu ikisinin toplamı cemaat, tarikat, bilmem yaşam tarzlarını özgürlük getirmeye parmak hesabı olarak yetiyordu. Ama başaramadılar. Ha niye başaramadılar? Bu soruyu atıyorum. Evet. Ha, Türk milleti var. Türk milletinin dinamikleri var. Vatan bütünlüğü özlemi var Türk milletinin. Demek ki siz parlamentodaki parmak hesabıyla Türkiye'yi istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. Evet. Efendim, başkanlık sistemi de gene o parmak hesabının yanlış olduğunu ispatlayacak. Evet. Bir araya gitmemiz gerekiyor ama bir uyarıda da bulmak lazım. Sosyal medya üzerinden haber merkezi hashtag ile sorularınızı gönderebilirsiniz. İnteraktif bir şekilde yayınımız devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde sizlerden gelen soruları da Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ileteceğiz. Kısa bir ara tekrar karşınızda olacağız.